da acil kaçış maskelerimiz var. 2022 yılı afet tatbikat yılı dolayısıyla 1-7 Mart arasında deprem haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de eğitim veren tüm okullarda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD tarafından hazırlanan senaryo gereği Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ertunay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, AFAD Müdürü Ömer Kaman ve daire müdürleri katılarak yaşanan olası bir depremde nasıl davranılacağı tatbik edildi. Öğrenciler ve protokol üyeleri ilk deprem sireninin çalmasıyla çök kapan tutun pozisyonunu aldı. Verilen ikinci sirenle protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler okul binasını tahliye etti. Tahliye edilen topluluk güvenli bir şekilde toplanma alanına alındı. Tatbikata AFAD, Kızılay, UMKE, 112, MEP Akut, İHH, TRAK, gönüllüleri ve itfaiye, polis, jandarma ekipleri katıldı. Yapılan tatbikat ve deprem haftası ile ilgili açıklama yapan Vali Becel, depremin değil hataların öldürdüğünü belirterek şöyle devam etti. Tüm Türkiye genelinde bugün özellikle ülkemizin deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle 1-7 Mart deprem haftası olarak ilan edildi ve bu hafta kapsamında bilgilendirme, farkındalık eğitimleri verilecek. Biz de bugün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde öğrencilerimizle birlikte deprem anında bir tahliyenin nasıl olması gerektiğini icra ettik öğrencilerle beraber. Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu protokol çerçevesinde bu eğitimler tüm okullarımızda devam edecektir. Deprem öldürmez, hatalar, insan kusurları ölümlere sebebiyet veriyor. Biz çok büyük depremler yaşadık ülke olarak. Hepimizin hafızalarında yer eden Kocaeli depremi var, Düzce depremi var. Yeni yaşadığımız Elazığ depremi var. Bu depremlerin her birinde çok ciddi kayıplarımız, canlarımızı yitiriyoruz. Aileler büyük acılar yaşıyorlar. Nevşehir bölge olarak deprem açısından diğer illere göre çok daha şanslı olmasına rağmen ama ülkemizin birçok yerinde farklı afetlere maruz kalıyoruz. Bizlerin de depreme nerede maruz kalacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla burada yaşıyor olabilir ama başka bir şehirdeki depreme de öğrencilerimiz, gençlerimiz, insanlarımız maruz kalabilirler. O nedenle deprem anında panik olmamak, kuralları bilmek, basit kuralları bilerek ona uygun davranmak hayat kurtarıyor gerçekten. Bunun eğitimini AFAD'la birlikte öğrencilerimize veriyoruz. İstiyoruz ki ülkemizde hiçbir deprem felaket yaşanmasın. Bir tane insanımızın bile burnu kanamasın ama bunun da yolunun eğitimden geçtiğini, sağlıklı yapılaşmadan geçtiğini, depremi önlemek açısından, yıkımları azaltmak açısından olduğunu biliyoruz. Bu noktada her birimize görevler düşüyor. O görevleri bildirmek, farkındalık oluşturmak açısından bu programı burada icra ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere bu yıl afet tatbikatlar yılı ilan edildi. Peki yıl içerisinde farklı tatbikatlar da yapılacak mı? Kesinlikle yapılacak. Risk azaltma programlarımızı oluşturduk biz. Sadece deprem değil ülkemizde. Biliyorsunuz yangınlar yaşıyoruz, sel yaşıyoruz. Yani felaketlerin, afetlerin birçok türünü ülke genelinde yaşıyoruz. Bunların her birisinde devletimiz çok şükür çok güzel organize oluyor ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun buradan da hem UMKE'den hem AFAD'dan, belediyelerimizden personel ve iş makinesi desteğini çok hızlı bir şekilde gönderiyoruz. En son Antalya'daki yangında ve arkasından Kastamonu'daki sel felaketinde de buradan hem belediyelerimizin ekipleri hem özel idaremizin, STK'larımız UMKE'nin desteğini kısa sürede oraya naklini gerçekleştirdik. Tüm felaketlerle ilgili toplumu bilgilendirmek için çalışmalarımız devam edecek. AFAD Gönüllüsü'nün en gençler misin? Sayılır.